arkadaşlar, bu hafta ağır sağlam soru cevap şovunda yine ağır sağlam sorularımız var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ercan Gedik diyor ki, benim aklıma bazı şeyler takıldı. Bizim diyor kaslarımızı geliştirmemiz için kaslarda hasar vermemiz lazım. Ve bu hasarlar proteinler yardımıyla onarılıyor. Peki biz almamız gereken proteinler daha az alırsak vücut bir şekilde bu kasları zaten onaracak. O yüzden aslında bizim o kadar da proteine ihtiyacımız yok diyor. Bu işin aslında böyle midir diye sormuş. Şimdi Ercan, mantığın, yani bunu düşünmen güzel fakat mantık çok da doğru değil. Çünkü biz kasımızı yıprattığımız zaman tabii ki vücut onu toparlayacaktır. Oradaki inflamasyonu temizleyecektir. Fakat vücut bunu yaparken genellikle kendi dokularını yıpratarak yapıyor. Yani sen az protein almasan bile vücuttaki bu kas gelişim işlemleri genellikle endojenik oluyor. Ve bu endojenik işlemler, yani senin aldığın gıdalardan değil, senin başka dokularından, kendi içerisindeki proteinlerden yapıyor bunu. Sen bunu yeni protein alarak doldurmazsan ne oluyor? Senin uzun vadede gelişimin yavaşlamış oluyor. Bu konuda daha önce size kaynak olarak gösterdiğim kitaplardan bir tanesi Maximum Muscle Minimum Fat de Ori Hofmeckler bu işin hani detaylı bir şekilde anlatıyor bu endojenik olayları, kaslar işte nasıl yıpranıyor, bu protein turnover denen muhabbeti ve hatta şöyle bir şeyden bahsediyor. Muscle shifting diye bir olay var arkadaşlar. Yani siz isterseniz diyelim sizin göğüsleriniz çok büyük fakat bacaklarınız çok küçük. Bu ikisi arasında bir denge sağlamak istiyorsunuz. Burada onunla ilgili bir reçete veriyor arkadaşlar. Yani proteinli alımınızı da karıştırarak birazcık, işte bazı günler az protein, bazı günler çok protein alarak ve antrenman mantığınızı da değiştirerek aslında göğsünüzdeki proteinleri biraz azaltıp bacağınızdaki proteinleri, bacağınızdaki kas kütlesini biraz büyütmenize yardımcı olacak bir program bile söylüyor. Yani bu işler protein ihtiyacımızı almazsak olmaz. Protein ihtiyacımızı almamız lazım. Yoksa dokular kendisini yenileyemez. The Punisher diyor ki, gündüz vücuda melatonin verme meselesini Paul Check'e falan sorar mısın? Bu konuda ne düşünüyorlarmış diyor. Şimdi öncelikle Paul Check'in saati $500. O yüzden Paul Check'e gidip tabii ki bunu soramam. İkincisi de Paul Check'e ben vücuduma melatonin vermek istiyorum desem beni muhtemelen sopayla kovalardı. Neden? Paul Check biliyorsunuz holistik sağlık uzmanı, yani sağlığınızı kendi kendinize düzeltebileceğini söylüyor. Yani dışarıdan hormon takviyesi almanıza gerek yok, olmadığını söylüyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Yani siz melatonini eğer uyku düzeninizi sağlamak için istiyorsanız, uyku düzenini sağlamak için yapmanız gerekenleri önce bir göz atın. Melatonini doğal olarak nasıl artırabileceğinizi bir araştırın internette. Bu videoda bunları çok anlatmak istemiyorum. Belki üzerine bir video yaparım. Ondan sonra eğer siz hala daha uyuyamıyorsanız, biliyorum, bu arkadaşı tanıyorum çünkü daha önce de mailleşmiştik. Bu arkadaş geceleri de çalışıyormuş bazen. Böyle bir uyku bozukluğunuz varsa eğer normal şekilde bunu düzeltemiyorsanız bir uzmana görünün. Yani melatonin hormonu çok da hani düşük dozlarda aldığınız zaman zararlı bir şey olacağını düşünmüyorum. Fakat bir uzman yardımıyla alırsanız bunu biraz daha verimli olur. Çünkü uzun vadede melatonin supplementlerini kullanmanın sonuçlarıyla ilgili bir bilimsel kaynak yok. Ben de burada broscience yapmak istemiyorum. Emojiler diyor ki, bu soruyu haftalık videomda cevaplarsan sevinirim ve cevaplıyorum. Akşam 8-9'dan sonra yemek yediğimizde hormon sistemimiz nasıl işliyor diyor. Yani salgılanması gereken bir hormon gecikiyor mu veya anabolik hormonlarda herhangi bir dalgalanma oluyor mu diyor. Şimdi öncelikle herkesin bilmesini istiyorum ki arkadaşlar, bu hormon manipülasyonlarıyla çok uğraşıyorsunuz. Yani internette okuyorsunuz tabii ki, gazeteler, işte dergiler, ne bileyim benim gibi YouTuberlar içeriklerini genişletmek için size sürekli işte yok glukagon, yok insülin, yok human growth hormone falan, bu şekilde bunları anlatıp duruyor. Fakat bu hormonların böyle manipülasyonları aslında o kadar basit şeyler değil. Yani biz benim hormonum yemek yediysem ne olur veya işte antrenmandan sonra şöyle yaparsam hormonlarım ne olur? Daha önce de bir videomda belirttiğim gibi bunlarla çok fazla yoğunlaşmanızı asla ve asla istemiyorum. Siz yapmanız gerekenlere yoğunlaşın yani. Ama soruna cevap verecek olursak hormonların ne oluyor? Ben sana şöyle söyleyeyim. 8-9'dan sonra yemek yedin diye bazı ufak tefek görüşler, tam olarak araştırmada değil de bazı görüşler growth hormonu düşüyor diyor karbonhidrat aldığın zaman. Neden? Çünkü insülinle growth hormonu aynı anda işte bulunmuyor falan filan. Fakat daha detaylı baktığımız zaman bizim yediğimiz yemekler ne yapıyor? İnsülinimizi artırıyor. İnsülin melatonini artırıyor, melatonin de growth hormonunu artırıyor. Mesela bu şekilde birbiriyle zincirleme gelişen olaylar var. O yüzden bu tip hormon manipülasyonlarıyla kafanızı kurcalamanızı istemiyorum. Yani sebebi bu. Yoksa kendinizi eğitmeyin manasında değil. Ben bilmiyorum manasında da değil. Sadece bunlarla çok uğraşmayın. Akşam 8-9'dan sonra yemek yemenin zararlı olduğunu söyleyenler vardı bir dönem boyunca. Ben de size sürekli intermittent fasting yaptığımı, zaten yemeklerimi 7 ile 11 arasında aldığımı söyleyip duruyorum. Aslına bakarsanız bazı araştırmalarda var ki yani bu arada yemek yemenin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Tabii ki karnınız doluyken direkt uyumayacaksınız.
araya birazcık vakit koymanız hani mide sağlığı için iyi olur. Fakat yemek yedikten bir saat sonra falan uyuyabilirsiniz. Zaten yemek yemek de sizin uykunuzu getirecektir doğal olarak. Çoğunlukla bence kendi vücudunuzun sesini dinleyin yani bu konuda. Önemli olan tabii ki bu hani hormonlarla siz işte kas geliştirmeyi falan merak ediyorsanız, yani benim kas geliştirmemi nasıl etkiler diye. Bu tip hormon dalgalanmaları kas geliştirmeyi de o kadar etkilemiyor arkadaşlar. Genel sağlığı tabii ki etkiliyor. O yüzden almanız gereken kaloriyi sağlıklı şekilde almaya çalışın. Söylediğim gibi yatmadan hemen önce yemek yememeye çalışın. Söyleyeceklerim bu kadar. AZQQAZ diyor ki, gerçekçi cevap vereceğini düşünerek şunu sormak istiyorum. Spora başladığında kaç kiloydun? Teşekkürler. AZQQAZ dostum, spora başladığında ben 55 kiloydum, 1.80 boyundaydım. Bu 3 sene kadar önceydi. Yani aklına bir tane cinali getir, bir deri bir kemik, öyle bir durumdaydım. Şu anda da 71-72 kilo, %8 gibi de bir yağ oranım var. Erdi Çavuşoğlu diyor ki, off günlerinde de antrenman günü gibi mi beslenmeliyiz? Kaloriyi azaltsam sorun olur mu? Şimdi bu kalorileri muhtemelen ağırsağlam.com'da hesaplıyorsunuz. Çünkü internetin en ağırsağlam sitesi ağırsağlam.com. Ağırsağlam.com'da siz hesapladığınız zaman günlük kalori ihtiyacınızı, orada belirttiğiniz aktivite seviyenize göre o haftalık bir tahmin yapıp size onun gün başına almanız gereken değeri söylüyor. Yani siz arkadaşlar hafta boyunca, diyelim 7 gün var haftada, size de diyelim 3000 kalori dedi. 7 kere 3, 21.000 kalori almanız lazım o hafta içerisinde. Bu sizin kendi kütlenizi korumanız için. Diyelim işte kilo alacaksın, gün başına 300 daha ekle, onu da topla. Şimdi sen antrenman gününde ister 4000 al, yani iştahın varsa antrenman gününde daha fazla alabiliyorsan al. İştahınızı dinleyin arkadaşlar bu konuda. Ben iştahınızı dinlemeyi, yani kendi vücudunuzu dinlemeyi herkese tavsiye ederim. Fakat aynı zamanda kalori saymayı da tavsiye ederim. Neden? Kalori saymak bize doğru yolda gidip gitmediğimizi dair bir fikir verecektir. Kalori saymak aslında işin gerçeğini tam olarak göstermez. Fakat siz organik beslendiğiniz zaman, sağlıklı beslendiğiniz zaman zaten vücudunuzun sesini dinlemeniz de oldukça kolay olacaktır. Çünkü vücudunuzun dikkatini dağıtacak, zararlı gıdalar olmayacak, daha sağlıklı olacaksınız. Ve böylece ne zaman doyduğunuzu, ne zaman doymadığınızı, ne zaman gıdaya ihtiyacınız olduğunu falan zaten anlayıp buna göre kendi vücudunuzu değiştirebilecek durumda olacaksınız. Serkan Bora diyor ki, benim sırtımdaki kürek kemiklerim aşırı derecede çıkık duruyor. Bunu nasıl giderebilirim? Dostum, bu durumda aklıma iki tane olay geliyor. Birincisi, zayıfsındır ve aynı zamanda birazcık da kamburluğum vardır. O kürek kemiklerin, yani bir deri bir kemik olduğun için benim spora başladığım halim gibi dışarı çıkık gibi görünecektir. Bu da seni rahatsız edecektir. Yapman gerekenler işte kas kütleni artırmak falan. Bizim kilo alma programımızı, işte kas geliştirme programımızı uygulayabilirsin beslenmesiyle ve antrenmanıyla beraber. Aynı zamanda kamburluğa yatkın bir vücut postürün varsa kamburlukla ilgili estetmelerimizi yapman sana 3-4 ay sonra bu sorundan tamamen kurtulmana yardımcı olacak. İkincisi de winged scapula diye bir olay var. Yani bu scapula'nın böyle kanatlanması diye çevirebiliriz. Bununla ilgili de bir fizyoterapiste görünürsen biraz daha detaylı sana egzersizler verebilir. Bu benim kamburluk egzersizleriyle tam olarak çözülmeyebilir. PewDiePie diyor ki, deadlift sakatlar. Bu bir gerçektir. O kadar ağırlıkla bütün setlerde düzgün form yakalamak ve her seferinde düzgün formla yapmak çok zor. Bu yüzden tehlikeli bir egzersizdir. Bu bir soru değil, fakat ben bunu yanıtlama ihtiyacı hissettim. Neden? Sadece deadliftle alakalı değil, sadece PewDiePie arkadaşımızla da ilgili değil. Ben çevremde çok fazla egzersizleri yanlış formda yapan arkadaş görüyorum. Ve açıkçası üzülüyorum arkadaşlar. Yani egzersizleri düzgün formda yapmak aslında çok kolay. Sakatlanmak çok zor. Buna hani sebep verecek, sakatlanmanıza sebep verecek şeylerden en büyüğü hani ego, acele etmek, bir an önce çok fazla ağırlık kaldırmak istemek, bir an önce çok kaslanmak istemek. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Önemli şeyler, faydalı şeyler zamanla geliyor. Yani bunu anlamanız lazım. Bu durumdan memnun olmanız lazım hatta. Şimdi çok fazla set, çok fazla ağırlık, çok fazla tekrar aynı anda yapılmaz bir defa. Hani PewDiePie arkadaşımız benim programları açıp bir tanesine bakmamış bile. Bakmanı tavsiye ederim. Yani benim zaten size söylediğim gibi deadlift'te her tekrar arasında ağırlığı yere koyup tekrar formunuzu düzeltmeniz lazım. Ve çok fazla ağırlık yapıyorsanız çok fazla tekrar yapmamanız lazım zaten. Yani deadlift'i de zaten çok tekrar yapmanızı da önermediğimi söylemiştim. Fakat arkadaşlar, yani gözünüzün yağında iki yumurta kırayım. Şu egzersizleri adam gibi yapın. Hani burada benim arkadaşlarım bile bazen bakıyorum çok saçma sapan yapıyorlar egzersiz formlarını. Neden? Bir an önce ağırlığı artırmak istiyorlar falan. Ben hiçbir zaman böyle bir hani şekilde düşünmedim. Ve yani bundan çok verim aldım arkadaşlar. Yani bu şekilde çok daha sağlıklı bir şekilde kas geliştirebilirsiniz. Baktığınız zaman zaten benim sakatlanma olayım da neredeyse hiç olmadı. Yani
Ufak tefek ağrılarım oldu. Onlarda da 2 hafta gereken dinlenmeyi yaptım. Vücudumun sesini dinledim ve kurtuldum. Bunu övünmek için mi söylüyorum? Hayır. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yani kimsenin egzersiz yaparken sakatlanmasını istemem. Madem biz burada videoları da yapıyoruz, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, siz de bizi takip ediyorsunuz. O zaman bu söylediğimi de takip edin. Birazcık daha egzersizleri, hani alıştırın kendinizi. Düzgün forma biraz daha önem verin. Sakatlanmayacaksınız. Deadlift en çok yapmanız gereken egzersizlerden bir tanesi. Yani yapmanız gereken egzersizlerden en önemlisi. Hani çok derken çok tekrar, çok set manasında demiyorum. Yani bu yüzden ona önemle yaklaşın. Size gerçekten hayatta faydası olacak egzersizlerden bir tanesi. Ömür boyunca sakatlanmak istemiyorsanız zaten yapmanız gereken egzersiz deadlift. Bir şeyi düzgün yaparsan sana çok faydası olur. Bir şeyi yanlış yaparsan sana çok zararı olur. Yani hayatın kuralı bu şekilde. O yüzden bu tavsiyelerimi de umarım dikkate alırsınız. PewDiePie arkadaşımız. Collateral 7 diyor ki, merhaba Furkan. Bro, ben sizin eski 3 günlük hypertrophy programını 5 ay uygulamıştım. İyi de verim almıştım. Eyvallah. Bu programlarımızı uygularsan muhtemelen daha fazla verim alacaksın, onu söyleyeyim. Diyor ki, programları incelediğimde kas geliştirme bölümünde 3 günlük ile 4 günlük rutin arasında bir fark gördüm. 4 günlükte aynı gün içerisinde ağırlığı mecbur kalmadıkça değiştirmeyin diyordu. Fakat 3 günlükte öyle bir şey demiyordu. Bunun mantığını öğrenebilir miyim? Süper soru. Arkadaşlar, 3 günlük programımız daha önceki 3 günlük programımıza benziyor. Push pull legs, yani itme çekme bacak programı. Bu program o kadar da hani ciddi olmayan arkadaşlar için. Yani haftada 3 gün salona gideyim, ben antrenman yapayım, genel olarak çok da benim hırsım yok diyen arkadaşlar için. Eskiden programlarımız bu şekildeydi. Size daha önce de belirttiğim gibi ben insanlara genellikle işte öğretmen, öğrenci, memur tayfa o şekilde düşündüğüm için bu şekilde hazırlamıştım. Bunu yine korumak istedim. Çünkü bazı insanların hani o kadar fazla frekansiden yapılanması pek mümkün olmuyor. Çünkü insanların beslenmesi bile düzgün oturamıyor. Yani herkes sporcu gibi yaşamıyor ki. 4 günlük program biraz daha fazla sporcu gibi yaşayan insanlar için frekansı daha fazla. Ve bu yüzden oradaki programlarda ben hani aynı gün içerisinde hani ağırlıkları değiştirmekten ziyade haftalar içerisinde, yani mesela pazartesi günkü bench press'le perşembe günkü bench press'ten arasında mesela 2,5 kilo daha artırırsın. Egzersizleri o şekilde yaparsın. Aynı gün içerisinde sabit olur. Ne artırırsın ne azaltırsın. Hani lineer bu şekilde artırırsın. O şekilde düşünerek bu programı hazırladım. Diğerinde de 3 günlük çalışıyor adam zaten. Aynı kas haftada bir defa çalışıyor. Daha fazla set yapıyor muhtemelen, yanlış hatırlamıyorsam. Daha fazla set yapınca adam zorlandığı zaman işte ağırlığı birazcık düşürebilir. Veya baktığı işte daha fazla kaldırabiliyor, ağırlığı artırabilir falan. Onu birazcık gevşek bıraktım. Diğerini birazcık sıkı tuttum. Açıkçası durum böyle. O yüzden yani tekrarlar arasında, yani setler arasında ağırlığı ne artırın ne azaltın diyorsam, haftadan haftaya tabii ki ağırlığınızı artırmaya gayret göstereceksiniz ama aynı gün robot gibi yapacaksınız. Çünkü sporcu dediğin adam robot gibi çalışması lazım. Mantığı bu şekilde. Salih Dambacı diyor ki, günde 10-12 saat fabrikada çalışıp fitness yapmak isteyen insanlar var. Çevremde de böyle bir sürü insan var. Buna yönelik bir video yapar mısın ya da soruma cevap verir misin diyor. Bir sürü de yorum almış, acilde cevap ver diyor. Şimdi dostum, yani söylediğim gibi herkesin işi gücü var. Kimse hani cover model değil, kimse fotoğraf çektirip ne bileyim stüdyolarda ışıklar altında hani internette onları bir ürünü tasarlarken, bir ürünü pazarlarken kullanmayacak. Yani biz ne istiyoruz? Ağır sağlam olmanın olayı ne? Sağlıklı olalım ve hani atletik, estetik olalım. Kendi bedenimizden memnun olalım. Olayımız bu ve sağlıklı yaşayalım. Şimdi insanların tabii ki fabrikada da işi olabilir, ofiste de işi olabilir. Yani bunları düşünmemiz lazım. Bu fitness dünyasına girdiğiniz zaman herkes Arnold zaten. Herkese sorsanız kolu 45 santim, herkese sorsanız haftada öğün atlamadan antrenman yapıyor. İşte ne bileyim, antrenmanlarını hiç kaçırmıyor, beslenmesini hiç atlamıyor. Fakat realite bu şekilde değil. Bu yüzden bu soru çok güzel. Arkadaşlar, sağlığınıza dikkat etmek adına egzersiz yapacaksınız. Ben bu şekilde yoğun çalışan insanlar için, özellikle fiziksel işler yapıyorlarsa, haftada 3 gün antrenmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Haftada 2 gün de yeterlidir. Haftada 1 gün bile yeterlidir arkadaşlar. Haftada 1 gün full body antrenman yapın, hakkını vererek, egzersizleri düzgün formda yaparak, beslenmenize genel olarak dikkatli davranın beslenmenizde. Büyük ihtimalle estetik bir vücudunuz olacak, fit olacaksınız, güçlü de olacaksınız ve işlerinizi yaparken daha enerjik olacaksınız. Bu kadar. Yani çok endişelenmeyin. Sen haftada 12 saat fabrikada çalıştın diye ne bileyim, burada adam yani kimse spor müsabakasına hazırlanmıyor zaten. Hani o tufalara geçelim. O yalanlara geçelim. Ağır sağlamda böyle dümenlere yer yok. Ağır sağlam realist bir kanal. Yine benzer bir soru. Salih Sayıp diyor ki, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Her yaz 1-2 ay köyde ağır işler yapıyorum. Ben de köyde ağır işler yaptım. O yüzden seni anlayabiliyorum. İşte saman balyalarını atıyoruz falan filan. Bu dönemde spor yapamıyorum. Bu tür işlerin içerisinde kardiyo, hatta powerlifting bile olduğunu düşünüyorum.
Aşağı yukarı evet, powerlifting değil ama genel olarak crossfit tarzı bir antrenman var burada. Normalde de antrenmanı yağ yakma programıymış herhalde. Bundan farklı şekilde yapıyormuş. Sence doğru mu yapıyorum? Açıkçası bilmiyorum. Yani bana amacını söylemedin ki. Yağlıysan yağ yakma programı en doğrusu açıkçası. Aldığım kaloriyi biraz artırmalı mıyım diyor. Çok çalıştığım günlerde programdaki kalori bana yetmiyor diyor. Yani benim aldığım kalori bana yetmiyor diyor. Bunu yediğim zaman da kendimi kötü hissediyorum diyor. Ne yapacağız? Şimdi dostum, eğer sen ağır işler yapıyorsan ve aynı zamanda mesela egzersizleri yapıyorsan, ağır sağlam konuda kalori ihtiyacını hesaplarken ona göre hesapla. İşte orada zaten ben yazdım. Haftada işte ne kadar antrenman yapıyorsun, iş yoğunluğun nasıl? Ona göre belirlediğin müddetçe oradaki değeri alırsan senin için uygun olacaktır. Yani kendini de öyle çok kötü hissettirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum orada. Yani çok fazla defisit yok. Hesabını düzgün yaparsan muhtemelen hem kendini iyi hissedeceksin, enerjik olacaksın, hem de yağ yakma amacına ulaşacaksın. Seçkin Baran Duman diyor ki, ağır sağlam ben 15 yaşındayım ve benim gibi birçok kardeşim vardır diye düşünüyorum. Seni izleyen. Evet, var muhtemelen. Ben kendi yemeğimi yapamıyorum. Ailem ne alıyorsa onu yemek zorundayım. Kendi istediklerimi alıyorlar ama bir yere kadar. Antrenman yapıyorum ama evde yakında olan spor salonlarına gitmekten çekiniyorum. Ağır sağlamdaki programları yapıyorum ama kas geliştirmek istediğimden çok etkili olmuyor. Diyet yapmalı mıyım, bulk yapmalı mıyım bilmiyorum. Diyet konusunda Cenk Hoca diyet yapmayın diyordu. Yardımcı olursan sevinirim diyor. Aynı şekilde benzer bir soru Onur Gültekin'den. Merhaba abi, ben Onur. Eyvallah. 14 yaşındayım. Benim yaşımdakileri ya da benden daha küçük yaştakileri ne önerebilirsiniz? Arkadaşlar 14-15 yaşında bu şekilde kendi vücudunuzu dikkate almanız çok güzel. Yapmanız gerekenler herkesin yapması gerektiği gibi. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Antrenmanlarınızı da bir şekilde yapmaya çalışacaksınız. Bu antrenman formu çok farklı olabilir. Gidip parkta antrenman yapabilirsiniz. Daha yeni video yaptım. Parkta da kas geliştirebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Parkta kas geliştiremezsin diyenlerin bence bu konudan anladıkları bir şey yok. Disiplinli bir şekilde yaptığınız zaman her yerde kas geliştirirsiniz. Evimde çok etkili olmuyor diyor Seçkin Baran. Muhtemelen yeterli ağırlık yok veya işte yeterli düzgün şekilde antrenman programlarını yerine getiremiyorsun. Çünkü ağır sağlam konudaki antrenman programlarını yerine getirirsen ister evde, ister okulda, ister antrenman yaptığın diğer olimpik lifterların çalıştığı bir beres, bir salon olsun, yine de kas geliştirirsin arkadaşlar. Yani o şekilde bir durum söz konusu değil evde oldu diye. Çevrendeki salonlara gitmek istemiyorsan, yani ne bileyim bütçen olmayabilir, ailen izin vermeyebilir, okey, hiç yani sıkıntı bir durum yok. Antrenmanı düzgün bir şekilde yapmaya gayret göster. Beslenmeni mesela Cenk Hoca diyet yapmayın demiş. Cenk Hoca'nın diyet yapmayından kastını anlayabiliyorum. Muhtemelen doğru şeyi söylüyor. Yani o şekilde böyle sanki yarışmacılar gibi kendinize bir beslenme planı yapıp her gün böyle kalorileri sayıp falan o şekilde bir şeyler yapmayın demek istiyor muhtemelen. Veya kalorilerinizi çok azaltmayın demek istiyor. Ve sonuna kadar katılıyorum. Hani evde sağlıklı şekilde pişen yemeklerden yapın. Evinize sağlıklı şeyler pişmiyorsa, anne diyeyim bak ağır sağlamda bir tane eleman var, sağlıklı beslenmeden bahsediyor. Şunu birazcık dinleyelim. İşte evimizdeki yemekleri sağlıklı yapalım. Genel olarak kronik hastalıklara yakalanma şansımızı da azaltalım. Bunları ailenle bilinçli bir şekilde konuş. Çok hani senin istediğin şeyleri almıyorlar diyorsun da, hani ne istiyorsun da almıyorlar ki, hani peynir, işte ne bileyim bakliyatlar veya ne bileyim yumurta, tavuk falan, bu tip şeyler zaten hemen hemen her evde pişen şeylerdir. Yani pişmese bile yeterli kaloriyi alabiliyor musun, alamıyor musun, bunları takip et. Yani aşağı yukarı zaten ne yerseniz yiyin, evde pişiyorsa, genel olarak hani sağlıklı pişiyorsa kas geliştirmenize de yardımcı olacaktır istediğiniz kaloriyi aldığınız zaman. Yaşınız 14-15, o yüzden çok fazla böyle hani daha gelişim çağının başlarında olduğunuz için çok fazla bir anda böyle senede 10 kilo kas kütlesi alacağınızı falan zannetmeyin. Genetiğinize göre değişebilir bu. Kimisi 14-15 yaşında ufacık çocuk oluyor. Kimisi 14-15 yaşında 2 metre boyunda çocuk oluyor. Yani bu birazcık genetiğinize göre değişir. Nasıl antrenman yapacaksınız? İşte küçük yaştaki arkadaşlara ne öneririm? Canınız neyi istiyorsa onu yapın. Ağırlık çalışmak istiyorsanız bilinçli şekilde gidin ağırlık çalışın. Parkta çalışmak istiyorsanız bilinçli şekilde gidin parkta antrenmanlarınızı yapın. Akıllı olun arkadaşlar. Ben bütün takipçilerimin akıllı olmasını istiyorum. Yani hepinizin böyle ağır sağlam manyak olmasını istiyorum. Yani hem hayatında, işinde, gücünde, okulunda, hem kendi vücudunda. Çünkü bunlar önemli şeyler. Beslenme, sağlık, bunlar hepimizin bilmesi gereken şeyler. Bence siz de 18-19-20 yaşındaki kendi başına yaşayan, kendi yemeklerini yapan insanlar gibi sağlıklı olabilirsiniz. Antrenmana da bu şekilde erken başlamanız çok güzel. Devam edin. Son sorumuz Jiyan Yusuf Yıldırım'dan. Merhaba abi, ben 16 yaşındayım. Arkadaşlarla halı saha yapıyoruz ara sıra. Ama ben hemen yoruluyorum. Eskiden onlara göre daha hızlıydım ama şimdi çok yavaşım. Bir de çok güçsüzüm diyor.
McFit'te Life Fitness Circuit alanında bir yer varmış. Orada antrenman yapıyormuşuz 6 hafta falan diyor. Ben halı sahaya gidip it gibi koşmak istiyorum. Hızımı, patlayıcı kuvvetimi artırmak istiyorum. Ümmeti Arnold aşkına bana yardım et diyor. 1.70 boy, 51 kiloyum. Artık bıktım. Sürekli insanların bana zayıflamışsın demesinden, arkadaşlarımın yanında kardeşleri gibi durmaktan bıktım diyor. Şimdi dostum, McFit Life Fitness saçmalıklarını bir tarafa bırak, onu bitir. Oradaki antrenörlerinle birlikte genel olarak bir hazırlık aşamasını bitirmiş olursun. Ondan sonra ağır sağlam programlarını, muhtemelen McFit'lerde squat rackler falan vardır, gidip orada ağır sağlam antrenmanlarını uygulayacaksın düzgün formda. Az önce bahsettiğim gibi kendini hırpalamadan ağır sağlam antrenmanını yapacaksın. Beslenme, ağır sağlam konudaki kas geliştirme programındaki gibi beslenmeni düzene koyacaksın. Bunların ikisini yaptığın zaman aylar içerisinde, bu olay hızlı gerçekleşmeyecek, aylar içerisinde halı sahada da it gibi koşacaksın, arkadaşlarını da omuz koyduğun gibi yere devireceksin. Bunların hepsi gerçekleşecek. Sabırlı olman lazım, bir günde olacak şeyler değil. Ama arkadaşların çalışmıyorsa muhtemelen sen onları çok kısa süre içerisinde yakalayacaksın, ağır sağlam çalıştığın sürece. Hepsi sistemimizde mevcut. Evet arkadaşlar, bu haftanın soruları bu şekilde. Önümüzdeki haftanın soruları için aşağıya yorumlarınızı yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. 'Cause after all the partying and smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion.